sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmesin. Hazırladın yavaş yavaş sonunu. Ama bende kolay bitmez aşkın yine de. Seviyorum aşkım yaşamayı seninle. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Benim başka kimse onu öpmez. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmez. Hazırladın yavaş yavaş sonunu. Ama bende kolay bitmez aşkın yine de. Seviyorum aşkım yaşamayı. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü durağımız da Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'ndeyiz. Miraç, Pide ve Lahmacun Salonu'ndayız. Yanımda çok değerli işletme sahibi Fehmi Çetinkaya'yla birlikteyiz. Tabii demin siz gelmeden önce biz lahmacunları yedik. Ben 7-8 tane yedim herhalde. Değerli arkadaşlarımız da birkaç tane yedi. Gerçekten birçok yerlerde ben lahmacun yiyorum ama buradaki tat, buradaki lezzet ben hiçbir yerde bulamadım. Memleket, tabii ben birçok yerde lahmacun yiyorum, Malatya lahmacunu. Ama gerçekten Adıyaman lahmacunu apayrı bir tadı var. Tabii sözü uzatmadan öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet, Fehmi Çetinkaya, ben yaklaşık bir yıldan fazla oldu burayı işletiyorum, işletmesini aldım. Yeni bir yerdi, devraldık, işte geldik, arkadaşlarla ekibimizi oluşturduk. İlk başta başka arkadaşlarla beraber başladık. Daha sonrasında tek başıma kaldım, devam ediyoruz. Burada ekibimizi oluşturduk, usta arkadaşlarımızla birlikte. Ya bir seneye aşkındır burada faaliyet gösteriyoruz. Burada biz pide, tırnaklı pide diyoruz, lavaş ekmek çıkarıyoruz. Yağlı ekmek katner diyoruz. Onlar var, güveç var, kır pidesi. Yağlı ekmek çeşitlerimizi yapıyoruz. Ispanaklı oluyor, kavurmalı oluyor, kaşarlı, kaşarlı sucuklu olur, zeytinli, peynirli çeşitlerimizle burada vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki evde insanlarımız malzemesini hazırlarsa da siz burada yapıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii ki. Lahmacun olur, bizim Adıyaman lahmacunu, Antep usulü olur, Malatya usulü olur, hiç fark etmiyor. Pide olur, hepsini evde malzemelerini hazırlayıp getirdiklerinde de yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Peki burada bir adres verme şansınız var mı? Tabii ki. Biz burada Sultan Çiftliği'nde Cebeci Mahallesi'nde Cuma Pazar'ın sokağındayız. Peki neden Sultan Gazi? Sultan Gazi genelde burada ağırlıkta biz Adıyaman Malatya yöresi insanlarımız burada olduğu için daha çok zaten bunu, bu ekmeği, lavaşı, pideyi bizim o taraflarda tüketiyorlar çoğunlukla, ağırlıkta. O yüzden burayı tercih ettik. Tabii demin ben söyledim, yine söylüyorum. Demin ben yedim, gerçekten tadına, lezzetine doyum olmuyor. Peki bu lahmacunun içine herhangi baklı bir madde karıştırmıyorsunuz değil mi? Böyle güzel olsun diye. Yok, o da bizim sırrımız olsun. Yani her zamanki bilinen şey işte kıyması, lahmacunu, belli malzemelerimiz var. O da bizim şeyimiz, sırrımız olsun. Evet, sözü uzatmadan birazdan da ustalarımızdan dinleyelim, evet, doğru mu? Doğrudur. Evet, değerli ustamızla birlikteyiz. Abimiz de lahmacun yapıyor. Sen günde kaç tane lahmacun yapıyorsun? Günde 200-250 arası yapıyoruz. Evet, memleket nere? Adıyaman. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 15 sene oldu aşağı yukarı. 15 sene, bıkmadın mı?
Yok, şimdi severek yapıyorum. Gayet güzel. Rahat mı oluyor? Şu an rahatız. Mesela evet. Ben yapabilir miyim? Yok. Niye? Çünkü bu işi yapmak için bir 3-5 sene yapman lazım. Ama hemen... geçen gün de ben birisiyle iddiaya girdim abi. Evet. Fuarda dedi ki sen yapamazsın. Bir de özellikle hanımefendiydi. Ve hanımefendi yapamadı, ben yaptım ama. Şimdi benimle iddiaya mı giriyorsun? Yapabiliyorsanız buyurun geçin. Biraz daha. Bu tabi. Bunda iddiaya vermek için ustalık lazım. Peki bunun içinde ne var ne yok? Değil mi? Ben lahmacun yedim 6-7 tane. Ben evet. Lahmacun yedim. Şimdi çok bunu... da nefisi, çok da güzeldi. Bunun içinde ne gibi katkı madde var? Ne yok ne yok? Katkı maddesi soğandır. Kuzu boşluğu. Salça, baharatı. Yağ falan. Herhangi fazla bir şey yok. Ama en fazla ustalık. Daha becerikli olmak. Peki senin işin mi zor, abinin işi mi zor? Arkadaşınki daha zor. Çünkü ateşin önünde çalıştığı için daha yoğun oluyor. Evet, hemen biraz daha mikrofonları değerli abimize uzatalım. Bakalım o halinde memnun mu değil mi? Ya çok şükür, çok şükür. Evet, abimizin yanına geldik. Abimiz de akşama kadar vallahi ateşin içine koyup çıkarıyor, koyup çıkarıyor. Sizi bir tanıyalım. Ben Mehmet Emingül. Kaç senedir bu işle meşgulüz? 7 senedir bu işi yapıyorum. Bu böyle kışın güzel oluyor da sıcaklık. Peki yazın ne yapıyorsun? Vallahi yazın yapacak bir şey yok. Kışın nasıl kalıyorsa yazın da. Günde kaç tane lahmacun böyle pişiriyorsun? Vallahi 200-250 değişiyor yani. Hafta içi hafta sonuna göre değişiyor. Peki hiç hastaneye gitti oluyor mu şu ocağın önünde çalışıp? Yok, hastane değil. Sadece gözlerimiz ağrıyordur yani. Güneş sıcak gözü takarsın geçer o. Önemli değil. Peki ustanızdan razı mısınız? Ustamdan razı, Allah razı olsun. He? Razıyız, biz razıyız. Razısınız. Evet. Akşama kadar bu lahmacunları çıkarıyorsunuz ve müşterilere sunuyorsunuz. Burada müşterilere verdiğiniz kitle, verdiğiniz hijyeniklerle mesela kısa bir anlatabilir misiniz? Kısa yani lahmacun her şeyimizi temiz çıkarmaya özen gösteriyoruz. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Her müşteriye layık olmaya çalışıyoruz. Evet, ben size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Zaten Fehmi Bey, ben sabah da gelsem, akşam da gelsem muhakkak bir işle uğraşıyorum. Yani temizlik konusunda gerçekten ben eminim biraz ki üstüne kimse yok, doğru mu? Ya öyle demiyorum. Ben hani tabii titizlik konusunda çok, temizlik konusunda çok hijyene önem veriyoruz. Bizim burada gayemiz öncelikle temizlik, hijyen, ondan sonra lezzet vermek. Peki bu lahmacunları niye böyle çıkardıktan sonra açıyorsunuz? Biraz havalansın, hamurlaşmasın. Üst üste kalınca, üst üste çok fazla durdu muydu hamurlaşıyor. Şimdi biraz sıcaklığı geçsin, ondan sonra katlayıp paket yapacağız. Evet, Miraç Pide lahmacun sandığı çok değerli bir müşterimiz. Tabii ki ben eminim ki siz de her gün burada ekmek lahmacun alıyorsunuz, doğru mu? Ben bir de Küçükçekmece'den geliyorum buraya. Küçükçekmece'den buradan lahmacun almaya evet, geliyorum. Şu an tezgahdaki lahmacun benimdir. Şey olmasınlar diye de ona da orada açıkmışız. Öncelikle ne işle meşgulüz? Ben tekstilciyim. Fason mu yoksa imalat mı? Fason. Şimdi ta Küçükçekmece'den buraya gelip lahmacun almak zor olmuyor mu? Bizim için zor olmuyor çünkü biz yörenin şeyine bakıyoruz, tadına bakıyoruz. O zaman siz de Adıyamanlısınız. Ben Adıyamanlıyım. Yani demek ki lahmacun tadı güzel olunca, hemşericilik de olunca, Beylikdüzü'nde de olsa, Tekirdağ'da da olsa muhakkak geleceksin, doğru mu? Hiç fark etmiyor. Haftada kaç sefer gel burada lahmacun alıyorsunuz? Haftada minimum bir sefer geliyorum. Bir seferim bile var. Yani, fazla var ama bir sefer en az geliyorum. Tava getirip yapıyoruz. İçimizi getirip burada yapıp götürüyoruz. Bayağı burada hazır yapıp götürüyoruz. Zaten bunların hazırladığı işler de bizimkilerin aynısıdır. Ben birçok yeri dolaşıyorum gerçekten. Ben bunu samimiyetle söylüyorum. Birçok yeri dolaşıyorum. Gerçekten bugün yediğim lahmacun çok farklı. Gevrek, koso, bazarı biliyorsun lahmacun yapıyor ya ama zaten lahmacundan başka pidesi de öyledir. Her şeye benziyor. Pideler de öyledir. Adam bir lahmacuna neredeyse 300-400 gram et koyuyor. Ya lahmacunun her şeyin bir tadı var. Tadına bırakmak yani lazım. Yani benim malımda bir sürü fırın var. Tabii Küçükçekmece'de buraya gelirsen bir şey var yani. Evet, abimiz de tekleme bölümünde. O da lahmacunlar fırında çıkar çıkmaz ikiye katıyorsun, doğru mu? Evet, seni bir tanıyalım. Adım İshak Hızırlı. Kahtalıyım. Adıyaman Kahta.
Biz bunları böyle çıkarıp paketleyip şu şekilde getiriyoruz. Evet. Ve müşterilere ikram ediyoruz. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Daha geçen ay geldim. Öyle mi? Evet. Memleketten mi geldin? Evet, memleketten geldim. Evet, bu iş nasıl? İyidir, çok güzel. Ben yapabilir miyim? Vallahi öyle kolay değil. Kolay değil mi? Yok, kolay değil.